Akşener'den Erdoğan'a, kahve açacağına emeklinin cebine para koyayı parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Erdoğan'ın, millet kıraathaneleri, projesine tepki gösterdi ve kahve açacağına emeklinin cebine para koyacağını nerede isterse orada çay içsin, dedi. Akşener, Erdoğan'ın, şehir hastanelerinin müşterisi çok olacak, sözüne de tepki gösteri ve, hastanın garantisi mi verilir, diye konuştu. Akşener, hem eşinin hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de oy istedi. Geline azıcık kıyak istiyorum, Akşener, şöyle dedi, geline azıcık kıyak istiyorum, çay için fiyat 2.45 denilse de 1 TL 6 kuruştan çayınızı satmak zorunda kaldığınızı söylüyorlar, çay zahmetli bir iş. 2002'de Erdoğan'ın söylediği 2 TL. 16 yıl sonra faiz başını aldı gitti, faiz uçtu, kara açık göklerde, Rize'nin çayı hala 2.45 denilip 1.6'dan satılıyorsa oğlunuzu değiştirme zamanı gelmiştir, oğlunuzu değiştirin, gelini getirin. 2.5 trilyon vergi nereye gitti, Rize'yi şu anda dünya tanıyor. Ne Rize'ymiş be, Tayyip Bey'in annesi Rizeli, Muharrem Bey'in annesi Rizeli, bense Rize'nin geliniyim, anasıyla babasıyla beni aynı evde oturttu, geline azıcık kıyak istiyorum. Erdoğan bugüne kadar rakiplerini kendi seçti. Onları kum torbasına çevirdi ve 16 yıldır kazandı, ama karşısına ilk defa şerbetli bir gelin çıktı. Uzun zamandır CHP ve AK Parti arasında tercih yapmak zorunda kalan seçmen için 3. yol İyi Parti herkese iyi geldi. Ekonomi vaatlerine de iyi geldik. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. 2.5 trilyon nereye gitti? Kahve açıyor kahve, çılgın projeler havada uçuşuyor. Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal oluyor. 3 gündür soruyorum, Sayın Erdoğan 65 milyar dolar oraya yatırılacak, hangi gelir gelecek, buna cevap verilemeyince yeni bir çılgın proje duyduk, kahve açıyor kahve. Kahve açacağına emeklinin cebine para koy para. Kahveler ikiye ayrılır, biri emekli, diğeri genç kahvesidir. Kahvelerde emekliler 5 saat oturup 2 çayı zor içiyor. Kahve açacağına emeklinin cebine para koyacağını nerede isterse orada çay içsin. Gençler analarının babalarının karşısında boynunu eğmesin. Gençlere iş ver, kahveden kurtar, hasta garantisi verilir mi kardeşim, şehir hastaneleri yandaş müteahhidin, köprüler, havaalanı yandaş müteahhidin, hepsine müşteri garantisi verilmiş. Dün akşam Erdoğan hastanelerimiz inşallah tam kapasite çalışacak diyor. Bu ne demek, hepiniz hasta olun demek, hasta garantisi verilir mi kardeşim?